Merhabalar efendim. Hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ortalıkta bir brokoli efsanesi dolaşıyor. Ve bunun yanında aslında unutulmuş olan bir şey var. O da Brüksel lanesi. Onun için ben size çok kısa bir şekilde acaba bunların sağlık açısından yararları nedir onu aktarmak istiyorum. Bir kere her şeyden evvel Brüksel lanesinde biraz haksızlık yapılıyor. Brokoli sanki daha ön plana çıkmış gibi. Evet doğru haklısınız. Brokolinin büyük faydaları var ama Brüksel lahanasını da unutmayınız. Niye unutmayacağız? Şundan dolayı. Sebzeler içinde en yüksek omega 3 içeriğine sahip olan Brüksel lahanasıdır. Ve özellikle omega 3'ün kalp damar sağlığı ile ilgili önemini gayet iyi biliyoruz. İçerisinde özellikle ala denen ve alfa linoik asit bulunuyor. Bu madde balıklarda da çok yüksek. O yüzden zaten balıkları öneriyoruz yenilmesi için. Ve bu Brüksel lahanası ve brokoli turp içerisinde yer alıyor. Ve turp bakıldığı zaman bütün araştırmalarda tüketilmesi sağlık için son derece yararlı. Kalp damar sağlığı için de yararlı. Sadece bunlar yok. içerisinde özellikle lahana, kara lahana, brokoli, karnabahar, kale, roka ve tereyi de lütfen unutmayınız. Çünkü bunlar da hepimizin belki hani kullandığı salatalardaki ana malzemeler olabilir. Bir kere her şeyden evvel antioksidan, lif, omega 3 ve vitamin K ve folat açısından son derece zengin. Ve özellikle vitamin K önemli. Neden? Çünkü vitamin K günlük ihtiyacımızın çok büyük bir kısmını sadece buradan karşılayabiliyoruz. O yüzden mürüksel lahanasını lütfen bir kenara yazmanızı rica ediyorum. Tabi diyeceksiniz ki, ki brokoli. Hani brokoli biliyorsunuz kanser derler. Sulforapan diye bir madde var ama bu biraz deneysel. Her brokolide bu yok yani bu maddeyi özellikle sentezleyip ilaç firmaları ilaç olarak üretmeye çalışıyorlar ama hala başarılı olamadılar. Ama brokoli tüketiminin kolon kanserinde koruyucu olabileceği yönünde bir takım bilgiler var. O zaman yine başa dönüyoruz turpgillere. Bunları aslında bir sınıf olarak ele alıp bunları tüketirken de mutlaka ve mutlaka beraber tüketmek uygun olabilir. Brokoli'nin bir özelliği var. C vitamini açısından süper değerlere sahip. O yüzden günlük ihtiyacınızı sadece brokoli yiyerek bile yapabilirsiniz. Peki yani brokoliyi bir kenarda mı bırakacağız? Hayır brokoliyi bir kenarda bırakmayacağız. Çünkü brokoli ile ilgili küçük bir iki ek bilgiye ihtiyacımız var. O da şu. Birincisi antioksidan kapasitesi oldukça yüksek ve sindirime yardımcıdır brokoli. Ve bunun ötesinde hem kan şekerini hem de kolesterolü düşürmede etkisi olabilir. Yardımcı olur daha doğrusu ve aynı zamanda eğer göz ve diri sağlığınıza önem veriyorsanız, kemik ve diş sağlığınıza önem veriyorsanız brokoliyi tüketebilirsiniz. Ve gene brokolinin tüketilmesi hem sağlık açısından dediğim gibi hem de özellikle kalp damar riskini azaltan etkisi de var. Yalnız brokolinin bu etkisi daha ziyade toz kullanıldığından bir araştırmada ortaya çıkmış. Ama sonuçta ben brokoliyi severim. Brokoliyi gayet rahatlıkla tüketebilirsiniz. Bir de haşlanmış olması etkinliğini artırır. Onu da kısaca söyleyeyim. Ama vegan beslenenler gayet iyi bilirler. Fırında sebze ve tahıllarla birlikte tüketebilirsiniz. Peki ne kadar tüketeceğiz diye sorarsanız aslında çok basit. Günlük yaklaşık 100 gram kadar bunlardan tüketmek yeterli. Çok az bir rakam gibi gelebilir size. Yani salatanızda bir parça brokoli ve brüksel lahanası olması yeterli. Dediğim gibi haşlanmış olması da etkinliğini artırıyor. Bunu da bir kenara koyalım. Ve bildiğiniz gibi sadece haşlanma değil, haşlansa dahi yemek olarak yenebilir. Fakat bunun yanında tahıllar ve sebzelerle beraber garnitür olarak harika olur. Bunu da lütfen bir kenarda bulundurun. Bu iki kıymetli besin bizim için idealdir efendim. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.